Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kalallahu azze ve cel fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İlâ ahiril âye. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ni'metâni meğbûnun fîhima kethîrun minen nâs. Es-sıhhatu vel-ferâh. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Muhterem Müslümanlar, değerli din kardeşlerim, Kur'an kurslarında almış olduğumuz eğitim sonrasında öğrenmiş olduğumuz sure-i celilerden biri şüphesiz ki Asr suresidir. Cenab-ı Allah biz kullarına hitaben Asr suresinde vel-asr, asra zamana yemin olsun ki İnsanlık hüsrandadır, ziyandadır buyurmaktadır. Hüsranda olmayanları da şöyle nitelendirir Yüce Allah. İllellezine amenu, iman etmiş. Ve amilus salihat, salih ameller işlemiş ve işleyen ve aynı zamanda da hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Rabbim güçlü iman, salih amel, hakkı her daim tavsiye eden ve aynı zamanda da sabır halkından olanlardan eylesin. Bu manada Peygamber Efendimiz esasında cahiliye ait bir ifade, unsur li ehake zalimen ev mazlumen ifadesini daha sonraki yıllarda kabullenmiş ve onu hadis olarak ifade etmiş. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz buna ya Resulallah anlam veremedik diye hikmetini sormuşlar. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardımcı olun buyurmuş Peygamberimiz. Mazlum olanı anladık ya Resulallah. Teselli edeceğiz, yardımcı olacağız. Zararını karşılayacağız. Peki zalime nasıl yardımcı olacağız? Onun da zulmüne engel olmak suretiyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Zira toplum içerisinde her birimizin mesuliyeti var. Kötülüğü gördüğümüz zaman, münkeratı gördüğümüz zaman bana ne ki diyemeyiz biz. Ve olay içerisinde kendimizi buluruz. Her daim duyarlı davranırız. Gücümüz yettiğince müdahil oluruz. Olmadı, buna güç yetiremediğimiz takdirde efendim söyleriz, nasihat ederiz. Bunu da yapamadığımız takdirde kalbimizle buğz ederiz. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bizlere iki büyük nimeti hatırlatır. Ve buyurur ki hadis-i şerifte, İnsanlığın çoğunluğu iki nimetin kadrini, kıymetini bilemedi, takdir edemedi. Onlar sağlık ve zaman nimeti. Malumunuz bizden önceki alimler öyle bereketli bir zaman yaşamışlar ki İmam Gazali gibi, İmam Ebu Hanife gibi, İmam Şafii ve diğerleri gibi günlük hayatları göz önünde bulundurulduğu takdirde doğumundan vefatına dek her gün 5-10 sayfa eser kaleme almış gibi ve amel defterini açık bırakacak nitelikte çalışmalar icra etmişler. Günümüz dünyasında hep bir meşgaliyet var. İnsanlık bir yerlere yetişemiyor. Öğrenci ise derslerine belki son anda çalışıyor veya çalışmıyor. Bir şirket sahibi almış olduğu projeyi, almış olduğu sorumluluğu son anda yerine getiriyor veya da efendim mahcup oldum, başka projeler de vardı, başka çalışmalar da vardı, bunun için geciktiriyorum diye cevap veriyor. Rabbim öncelikle zamanımızı verimli kılsın, bereketle eylesin. Ve bu manada eskiler eskimeyen sözlerinde ne güzel ifade etmişler. Demişler ki zamanla zümrüt alınır ama zümrütle zaman alınmaz. Bunun için gençliğimizi nerede geçiriyoruz? Vaktimizi nerede tüketiyoruz? Hangi alanda çalışıyoruz? Kazancımızı helal dairede mi, haramdan mı elde ediyoruz? Bunları gözden geçirmek durumundayız kıymetli kardeşlerim. Ve bununla birlikte sağlık nimeti. Sağlık. İnsan sahip olduğu nimetleri yeterince bazen takdir edebiliyor. Gören göz, hareket eden beden, bu özelliklerini yitirdiğinde insan adeta servetini vermek üzere hazır hale geliyor ki
Cenab-ı Allah bu nimeti tekrar bana verirse veririm diyor. Kardeşlerim, Rabbim bizden servetimizi istemiyor. Bizi huzuruna davet ediyor huzur vermek için. 24 saatlik zaman diliminden bir saatlik zamanı kulum bana hazırlasın. Benim huzurumda dursun ki huzur vereyim diyor. Ve onun haricinde de helal dairede hayatımızı sürdürmemizi istiyor. Rabbim zamanımızı bereketle eylesin. Cümlemize sıhhat ve afiyet versin. Takva lütfeylesin. Güçlü iman ve aynı zamanda da faydalı ilim ki uygulamak suretiyle bizi salihlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.